Mirıma örgevinin herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz motifin yapım aşamasını paylaşacağım. Motifimiz popcorn çiçek olarak geçmekte. Bakın bu şekilde kırmızı noktalar özellikle kabarık popcornlu bir model. popcorn kare çiçek motifimizin yapım aşamasına başlayalım. Motifimize başlarken 5 tane zincir ile başlıyoruz. Hemen ilmeğimizi atalım. Ardından 1 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimizi çekelim. Daha sonra başlangıçta yapmış olduğumuz birinci zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi kaydırarak bu şekilde minik bir halka elde ediyoruz. Bu halkanın içerisinde toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağız. Başlangıçta 3 tane zincir çekerek ilk trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu birinci trabzanımız. Daha sonra ikinci trabzanım, üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım, ikili trabzanlar şeklinde bu şekilde devam ediyoruz ve toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Son trabzanımda yaptığım 16. trabzanımı da yaptım ve başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın üçüncü zincirinden yani en üst noktasından tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi kaydırarak ilk sırayı tamamlamış oluyorum. 16 tane ikili trabzan yaparak birinci sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramızda ise her trabzan tepe noktasına yani bir tanesine Üçlü trabzanlar yapacağız, Birini atlayacağız, birine trabzan yapacağız, birini atlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz fakat bu sırada üçlü trabzan kullanacağız. Herhangi bir trabzanın tepe noktasından giriş yapıp ilmeğimi hemen bağlıyorum. Üçlü trabzan yapacağım için e, onun boyuna eşit işte olsun diye 4 tane zincir çekiyorum. Daha sonra 2 tane ara zincir çekiyorum. Tığımı iki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım için ve hemen başlangıçta yapmış olduğum trabzanın dip noktasına yani aynı trabzan tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Araya bir zincir çekiyorum. Artık üçlü trabzan yapacağım için tığımı iki kere doluyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine değil de onun yanındaki trabzan tepe noktasını kullanıyoruz. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç defa da çektim. İki tane ara zincir yapıyoruz. Tığımı iki kere doluyorum. Yine aynı trabzanın dip noktasına batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve diğer boşluk için bir zincir çekiyorum. Tığımı iki kere doluyorum. Yandaki boşluğa değil de hemen onun yanındaki boşluğa yani ikinci trabzan tepesine tekrar üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Tığımı iki kere doluyorum. Ve hemen dip noktaya yine üçlü trabzan yapıyorum. Yani bir tepe noktasında iki tane üçlü trabzan bulunuyor. Bu şekilde V'ler elde ediyoruz. Üçlü trabzan yaptık. Aralara iki zincir koyuyoruz. Diğer boşluğa geçiş yaparken arada bir zincir var. Aynı zamanda bir tane de boşluk atlıyoruz. Ve diğer boşluğa diğer trabzan tepe noktasına iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir çekiyoruz. Ama yandaki boşluğa geçerken araya bir tane zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra üçüncü sıramıza geçiş yapalım. Son üçlü trabzanımda yaptım. Araya yine bir zincir çekiyorum ara boşluğu için. Daha sonra başlangıçta yapmış olduğum zincirli tırabzanın dördüncü zincirinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle kilitleyerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sırayı da yaptık. E, toplamda 8 tane V modeli bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi e, diğer sıra için diğer rengimi alıyorum. Şimdi bu V'lerin içlerini kullanacağız. Hemen bir tanesine ilmeğimi bağlıyorum. Yine üçlü trabzanlar yapacağız. Bu nedenle dört tane zincir çekiyorum ilk trabzanım için. Bir boşlukta toplamda yedi tane üçlü trabzan olacak. Bu birinci üçlü trabzanım olarak sayıyorum. Tığımı iki kere doluyorum. İkincisini yapıyorum. Tığımı iki kere doluyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Dördüncüsü. Beşinci. Altıncı. Ve yedinci üçlü trabzanımı da yaptım. Fakat burada popcorn yapacağız. Popcornumuz için tığımızı ilmekten çıkartıyoruz. Başlangıçtaki trabzanımızın tepe noktasına tığımızı geçiriyoruz. İlmeği bu tepe noktasından alıyoruz. Ve ardından ara boşluk için 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi diğer V'nin boşluğunu dolduracağız. Yine tığımı iki kere doluyorum. Üçlü trabzanlar yapacağız çünkü toplamda yedi tane. Hemen trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7. 3'lü trabzanımda yaptım. Yine bu sırada da tığımı ilmekten çıkartıyorum. Başlangıçtaki birinci trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. şekilde iki tane ilmeği birden alayım ki uzama yapmasın. Ardından ilmeği bu trabzanın tepe noktasından geçiriyorum ve iyice sıkıyorum. Ardından ara boşluk için 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir tane daha birlikte yapalım. V'lerin boşluklarını kullanıyoruz. Yani iki zincir çektiğimiz boşluğu kullanıyoruz. Tığımı iki kere doluyorum ve bu boşluğa toplamda 7 tane üçlü tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. üçlü trabzanımı da yaptım. Tığımı hemen çıkartıyorum ilmekten. Birinci trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İlmeği de buradan kaydırıyorum. Arkası da bu şekilde görünüyor. Uçları bakın. Ve hemen 5 tane zincir çekerek diğer boşluğa geçiş yapıyorum. Arkadan bu şekilde görünecek. Bitirdikten sonra hafif bir külahlanma olacaktır. Bu size endişelendirmesin. Normal olan bu zaten. Bu şekilde toplamda 8 tane olacak şekilde popkornumuzu yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Birlikte devam edelim. Son popcornumu da yaptım. Araya 5 tane de zincir çektim. Hemen başlangıçta yapmış olduğum trabzanın tepe noktasından ya da şuradaki köşeden boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle tepe noktasını kullanıyorum ki ben daha düzgün dursun. İlmeğimi de kaydırıyorum. Bir zincirle de kilitleyerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi diğer sıramıza geçiş yapacağız. Bakın bu şekilde bir görünümü oldu. Böyle bir bere gibi, bir kase gibi, külah gibi gözüküyor şu anda. Ama bu düzelecek. Hemen diğer rengimi alıyorum. Şimdi burada işlem yaparken yine üçlü trabzanlar yapacağız. Ama üçlü trabzanlarımızın şurada görmüş olduğunuz yeşil ve kırmızı ara boşlukları ikisini birden Toplayarak yapacağız. Yani bu ikisi üzerini sararak buraya toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Şimdi şu şekilde ben yeşilden hemen tığımı geçiriyorum. Beyazı da pardon kırmızıyı da alıyorum. Elimdeki beyaz iple buraya bir ilmek oluşturacağım. Bakın ikisini birden tuttum. Şimdi biraz daha yaklaştırayım. Yeşil ve kırmızı ara boşluğu ikisini birden tuttum. Üçlü trabzan yapacağım için yine 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere doluyorum. Buraya 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Yine ikisini birden kavrayacak şekilde. Zaten bir kere kavradık mı diğerleri de o şekilde otomatik olarak tığımıza gelecektir. 3 4 ve beşinci üçlü trabzanımı da yaptım. Ardından bakın şurada popcornların tepelerinde bir boşluk var şöyle, şuradan daha iyi görünüyor sanırım. Bakın şu boşlukların arasına tığımızı sokacağız. Buralara da bir tane sık iğne yapacağız. Hiçbir zincir çekmiyorum hemen. Popcornun tepesindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Şu şekilde tığımı çıkardım. Buraya bir tane de sık iğne yapıyorum. Bakın tam tepe noktasını kullandım. Yani herhangi bir trabzanın arasından ya da herhangi bir zincirin arasından geçiş yapmadım. Bunu görmüş olduğunuz bakın şu boşluktan böyle hemen direkt tığımı geçirdim. Şimdi tekrar tığımı iki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Yine yeşilden yeşilin altından tığımı soktum ama yukarıdaki kırmızıyı da kavruyorum. Buraya da yine 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Bu ikincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Pardon. Bunu baştan yapalım biraz. <laughs> Karışık oldu. Ve beşinciyi de yaptık. Bakın bu şekilde popcornlar daha da yüzeye çıktı. Arkası da bu şekilde görünüyor. Bakın hem kırmızıyı hem kırmızıyı hem yeşili sararak yapıyoruz. Tekrar sık iğne yapacağız. Hemen popcornun yukarısındaki tepesindeki boşluktan tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı iki kere doladım. Yine yeşille kırmızıyı aynı anda sarmak adına ikisini birden tutuyorum. Hemen üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bu ikinci üçlü trabzanım. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. Yine hemen sık iğne yapıyoruz. Herhangi bir zincir çekmedim. Hemen popcornun tepesindeki boşluğa tığımı sokuyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yapacağız bu sırayı da. Bakın popcornlar kendini daha da belirgin hale getirdi. Daha yukarıda kaldılar. Arkası da bu şekilde görünüyor. Bu şekilde her boşluğa hem yeşil hem kırmızı e, ara boşluğunu kavrayacak şekilde şöyle kavrayacak şekilde ara boşluklara beşer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Herhangi bir zincir çekmeden hemen e, pop tepe noktasına bir tane sık iğne ile bağlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son e, boşluğa da 5 tane üçlü trabzanı doldurdum. Hemen trabzanın tepe noktasına pardon popcorn'un tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ardından yine herhangi bir zincir çekmeden başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın tepe noktasına tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle bu sırayı da tamamlıyorum. Fakat bu sırada ip koparmayacağım ben yine e, beyaz renkle devam edeceğim. Bunun için de Burada yapmış olduğumuz 5 tane üçlü trabzanın 3 trabzanın Tepe noktasını kullanacağız Buraya bir tane sık iğne yapacağız Bu nedenle kaydırarak oraya doğru ilerleyeceğim. Hemen yandaki boşluğa tığımı batırıyorum Yani ikinci, iki, e, ikinci üçlü trabzanın tepe noktasını tığım batırdım İlmek kaydırma yöntemiyle buraya kadar geleceğim yine, Üçüncü üçlü trabzanın tepe noktasına tığımı batırdım. Buraya da artık sık iğne yapacağım çünkü yapmam gereken modelde bu. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Yine bu sırada da üçlü trabzanları kullanacağımız için tığımı iki kere doluyorum. Popcornların tepesine birer tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Bu sık iğnelerin içerisine üç tane üçlü trabzan yapıyorum hemen. 1. Tığımı yine iki kere doladım. Yine aynı sık iğnenin içerisine ikinci üçlü trabzan, üçüncü üçlü trabzan ve ara boşluk için bir 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa üç tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 ve bu da üçüncü. Daha sonra yine bir zincir çekiyorum ve aşağıda bulunan 5 tane trabzandan üçüncüsünün tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Yani tam ortasına sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir görünüm elde etmeye çalışıyoruz. Başlangıcında da bir tane zincir var. Bitişinde de bir tane zincir var. Yine bir tane zincir çekiyorum sık iğneden sonra. Bir zincir sık iğne bir zincir tığımı iki kere doluyorum. Yine üçlü trabzan yapacağız. Aşağıda popkornun tepesine yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisini kullanıyoruz. 3 Üç tane üçlü trabzan. Bir kere doladım. Yine ikinci üçlü trabzan. Üçüncü üçlü trabzan. Ara zincirimiz iki tane. Yine aynı boşluğa üç tane Üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 yine burada toplamda 6 tane üçlü trabzan yaptık yine sık iğne yapacağız sık iğneden önce bir tane zincir çekiyorum hemen ortadaki yani 3. trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane zincir çekerek diğer popcorn'un tepe noktasındaki sık iğnenin üzerine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu da üçüncü üçlü trabzanım. Ara zincir için iki tane zincir. Yine aynı noktaya üç tane üçlü trabzan. ikinci ve üçüncü. Yine tekrar bir zincir çekeceğim. Alttaki trabzanlardan tam ortasına yani üçüncüsünün tepe noktasına sık iğne yapacağım. Bir zincir çekip diğer popkornun tepe noktasına da üçlü trabzanlar yapacağım. Bu şekilde bir e, görünüm elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra tekrar birlikte devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son üçlü trabzanlarımı da yaptım. Şimdi başlangıçta yapmış olduğum bir sık iğne vardı. Kaydırma işlemiyle gelmiştik ortaya. Şimdi bir zincir çektim. Ardından buradaki sık iğnenin hemen tepe noktasına tığım batırdım. İlmeğimi de kaydırıyorum ve bir tane zincir çekerek bu sırayı da bitiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi motifimiz bu şekilde oldu. Bu şekilde bile çok zarif. Ee, bu kısma kadar yapıp bundan sonra da değerlendirilebilir herhangi bir alanda. Şimdi e, motifimizi kare isteyenler için de kare formuna çevireceğiz. Ee, onun için de diğer ipimi hemen alıyorum. Tüm tepe noktalarına sık iğne yapacağız artık bu aşamada. İlmeğimi bağlıyorum bir tane de sık iğne yapıyorum İlk sık iğnemi yaptım Ardından şu arada görmüş olduğunuz e, burası inişli çıkışlı oldu bu alttaki kısımlara alttaki sık iğnelerin tepesine tepe noktasına da trabzanlar yapacağız birine ikili trabzan birine üçlü trabzan birine ikili trabzan birine üçlü trabzan yapacağız ki artık köşelerimizi oluşturmaya başlayacağız Çünkü ara boşluk içinde dört tane zincir çekiyoruz 1 2 3, 4. Başlangıç için ben üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı iki kere doladım. Hemen alttaki sık iğnenin tepe noktasına üçlü trabzanımı oluşturuyorum. Burası benim ilk köşem. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tepe noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada üçlü trabzan yapmıştım. Şimdi ikili trabzan yapacağız. Tığımızı bir kere doluyoruz. Hemen sık iğnenin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ardından 1 2 3 4 zincir yine tepe noktaya bir tane sık iğne. Şimdi sıra geldi diğer üçlü trabzanımıza 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki sık iğnenin tepe noktasına da üçlü trabzan yapacağız. Bu nedenle tığımı iki kere doladım. Hemen sık iğnenin tepe noktasına battık. Üçlü trabzanımızı yaptık. Bakın burası bizim birinci köşemiz. Burası ikinci köşemiz. Şimdi diğer kısımları da yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tepe noktaya bu sivri kısımlara sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buraya üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi buraya ikili trabzan yapacağız. Bakın bir kere doladım. ikili trabzanı da yaptım. Tekrar ara boşluk için 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu sivri uç kısımlara sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada ikili trabzan yapmıştık. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımı iki kere doladım. Sık iğnenin tepe noktasına tığımı geçiriyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu da üçüncü köşem. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine uç kısma sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Üçlü trabzan yapmıştık. İkili trabzan yapacağız. Tığımı bir kere doladım. İkili trabzanı da yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Uç kısma bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen burada ikili trabzan yapmıştık. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı iki kere doladık. Hemen sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. 1, 2 3 defa da çektim. Üçlü trabzanımı da yaptım. 1 2 3 4 zincir. Uç noktaya bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir ve son olarak da ikili trabzanımı yapıyorum yine. 1 2 3 4 zincir ve başlangıçta yapmış olduğum sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bakın ne yaptık bir görelim üçlü trabzan olan kısımlar bizim köşelerimiz şimdi üzerine bir işlem daha yapacağız o zaman bu kavislenme ortadan kalkacaktır birazcık elimizde düzeltelim bakın şu uzun kısımlar bizim köşelerimiz. Şöyle artık motifimiz yuvarlak değil de kara bir forma dönüşecek. Şimdi diğer sıraya geçiş yapalım. Ben yine aynı renk ipi kullanacağım. Sizler isterseniz ipinizin rengini değiştirebilirsiniz. Zevkinize bağlı, kullanacağınız alana bağlı. Şimdi üçlü trabzanlı yaptığımız köşelerin çevresine de yine üçlü trabzan yapacağız. Hemen ilk boşluğa yani köşeye gelecek olan ilk boşluğa 5 tane üçlü trabzan yapacağım. İlmeğimi kaydırıyorum burada. Boşluğun içerisine geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle ilk üçlü trabzanımı oluşturuyorum. Tığımı iki kere doluyorum. Şimdi yanına 4 tane daha yapacağım. Yani bu boşlukta 5 tane üçlü trabzan olmuş olacak. Köşemiz daha belirgin dursun diye buraları daha yüksek yapıyoruz. Bu nedenle de üçlü trabzanı kullanıyoruz. Şimdi buradaki trabzanın tepe noktasını da kullanacağız ki köşemizi daha belirgin hale getirelim. Buraya iki tane dörtlü trabzan yapacağız. Bu nedenle tığımızı üç kere doluyoruz. Hemen alttaki ikili alttaki üçlü trabzanın tepe noktasından giriş yaptım. 1. 2, 3, 4 defa da çıktım trabzanımı yaptım. Yine dörtlü 4lü trabzan yapacağım 3 kere doluyorum. Yine aynı boşluğa 1, 2, 3, 4 defada çıktım 4lü trabzanımı yapıyorum. ara boşluk için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine 2 tane daha buradaki boşluğa dörtlü 4lü trabzan yapacağız. heman 1 2 3 4 defa da yukarıya çıktım. Yine aynı işlemi bir defa daha yapıyorum. Pardon tığımı 3 kere dolamam gerekiyor. 1 2 3 4 Bakın bu şekilde köşemizin bir kısmını oluşturduk. Bunu sadece üçlü trabzanın tepe noktasına yapıyoruz. Üçlü trabzanın tepe noktasına toplamda 4 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Arada köşe dönüşü için 3 tane zincir var. Şimdi hemen e, alttaki üçlü trabzanın diğer boşluğuna da burada yaptığımız gibi 5 tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 Şimdi herhangi bir zincir çekmeden Bakın burada ikili trabzan yapmıştık. Daha kısa kalsın diye. İkili trabzanın çevresindeki boşlukları da ikili trabzan yapacağız aynı şekilde. Fakat buraya 4 tane yapacağız. 1 2 3 4 Hemen diğer boşluğa geçiş yapıyorum. Herhangi bir zincir çekmiyorum. 1 2 3 4 tane ikili tırabzanımı da buraya yaptım. Bakın köşemiz gayet düzgün uç kısmı sivri, köşe dönüşü güzel bir köşe oldu. Şimdi diğer köşeye geliyoruz. i̇kili trabzanın çevresini de doldurduk. Bakın yine köşeye yani üçlü trabzanlık bölüme geliyoruz. Burayı da birlikte yapalım. Şimdi buradaki boşluğa 5 tane üçlü trabzan dolduruyoruz. Buradaki de üçlü trabzandı zaten. Tığımı iki kere doladım. 1, 2, 3 defa da çekiyorum tığımı. Bu ikincisi üçüncüsü, dördüncü ve beşinci. Şimdi alttaki üçlü trabzanın tepe noktasına dört tane dörtlü trabzan yapacağız. Bu nedenle tığımı üç kere doluyorum. Hemen tepe noktasına tığımı geçirdim. Bir, iki, üç, dört defa da çektim. dörtlü trabzanımı yaptım. Tığımı yine üç kere doluyorum. Bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. Köşe dönüşü için araya üç tane zincir çekiyorum. Tığımı üç kere doluyorum yine. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum aynı şekilde. Bir tane daha yapacağız yanına. Pardon üç kere dolayacaktım. İkili, ikili, üçlü, dörtlü yapınca bazen karışabiliyor. Bakın bu şekilde. İlk boşluğu 5 tane üçlü trabzan. Daha sonra tepe noktasını dörtlü trabzan yaptık. 2 tane. 3 tane köşe dönüşü için zincir çektik. Yine 2 tane dörtlü trabzan yaptık. Ve yine bu boşluğu 5 tane üçlü trabzanla dolduracağız tığımı iki kere doladım üçlü trabzan yapacağım için 1 2 3 4 ve 5 köşeyi bu şekilde tamamladık bakın iki köşemizde oluştu bile şimdi aradaki boşluğu yapacağız aradaki boşluğu nasıl yapmıştık alt kısımda kısa olsun diye görünüşü düzgün olsun diye buraya ikili trabzan yapmıştık. İkili trabzanın yanındaki boşlukları ikili trabzanlarla dolduracağız ama dörder tane. Bir, iki, üç ve dört. Hiçbir zincir çekmeden diğer tarafa geçiş yapıyorum. Buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine köşenin olduğu yani üçlü trabzanın olduğu kısma geldik. Burada da aynı şekilde yapacağız. Bu boşluğu 5 tane üçlü trabzanla dolduracağız. Daha sonra hemen trabzanın tepe noktasına ikişer ikişer dörtlü trabzan yapacağız. Araya 3 tane zincir çekeceğiz. Burada yap, yapmış olduğumuz gibi. Daha sonra yine buradaki boşluğu da 5 tane üçlü trabzanla doldurup yine buradaki boşlukların aynısını burada da uygulayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra motifimizi bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirle kilitleyerek motifimizi tamamlamış oluyorum. Eğer bu motifi tek başına kullanacaksanız, e, etrafına birer bir sırada sık iğne geçerseniz daha e, sabit duracaktır. Bu şekilde motifimizi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi çok zarif bir motif oldu. Büyüklüğü de gayet ideal. Ne çok büyük ne de küçük bir motif. bu şekilde popcorn kısımlarını biraz daha benim yapmış olduğum gibi zıt renklerde kullanırsanız kendini daha belirgin edecektir. Motifimiz bitti. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olursa altta yorum kısmına belirtebilir veya instagram hesabım mihrima örgü evinden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çar çabuk cevap vermeye çalışıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.